mükemmel. Desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun. Ben de birinci azam. Ablam da sınıf taradayım. Desteklerim gelmiyor. Ben de aynı Saraçlar Mahallesi'nden. Siz de muhtarsınız. Evet. Annem oluyor kendisi. Kafa dönecekse nereye kazanıyor ya? Belli olmaz o iş bir kere. Hayır, ben buna veririm. Tamam, canın sağ olsun, ne yapalım. Ben de komşunuzum canım. O annem olunca ben de komşunuz oluyorum sonuçta. Öyle mi? Tabii ki. Kaç senedir hırsızlık sana yazıyor birbirimize değil mi? Olsun ama inşallah kazanırsın. İnşallah. Desteklerinizden inşallah. Nasılsa öyle olsun. İyiyiz. Benim daha ufak elde aksın. Ben sen biliyorum. Ben şurada unuttum. Biliyoruz ya biz sizi. Şuraya koyuver. Otursun orada. Gelen geçen görelim. Hiç görmedim ya. Benim tezgahı hiç görmedin. Bak ya. Sen aklında kalmamıştır. Anneni tanıyoruz ama kaç senedir. Tamam hadi. Bir oyun mu sana diyor. Tamam öyle olur. Teşekkür ederim. Biz anne kız aday olduk. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Kime vereceğiz şimdi? Hangisi? Ben büyüğüm, benim sözüm geçer. Şuna vereceksiniz. Sercüman, genç kanlara ihtiyaç var. Gençlerden taraftarıyım ama. Aklımda hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. İnşallah. İyi olan kazansın. Bu iki eltiler bana kesin veriyor. Songucu. Gençlerden yanayız. Tamam. Tamam. Canım sağ olsun. Allah razı olsun. Evet, pazarcılar da senden yana oldu. Pazarcılardan bir tek kişi bundan bulamazsınız. Moralmen çöktüm galiba. Hayırlısı ya. Nasıl ki ne varsa olur zaten. Bak gidelim başlarına gidelim. Bak şimdi Hüseyin abi bu orada. Bak neler diyecek. Nasıl Hüseyin abi ben de tanıyorum. Tamam. Hadi gidelim. Nasıl? Hadi gidelim. Buyurun, desteklerinizi bekliyoruz. Yani ben kuru kuru kağıt olur mu? Ne diyeyim? İnsan paklığı falan bırak bırak kutu oyalık. Onu kazandıktan sonra yapacağız inşallah. Yoo, olmaz. Hüseyin abi önce ben gidiyorum diye bak. Hüseyin abi beni yönlesen kimseye demez ben varken. Değil mi hacı? Ben varken kimseye Hüseyin abi demez. Buyurun, desteklerinizi bekliyoruz. Hüseyin abi. Vallahi verdin abi. Hüseyin abi kime versin bölümü? Bana ver. Bak söyle. 25 sene tanıyorsun beni. Yok. Adaylığa koyma sebebim erkek adayların kadından muhtar olmaz, kadınlar evinde yemeğini yapsın, eşleriyle ilgilensinler demesinden dolayı kadının elinin değdiği her şeyi güzelleştirdiğini biliyoruz. O yüzden ben de muhtarlığa adaylığımı koydum. Burada da yanımda olacağına eminim. Ben de eminim. Artık denediniz. Denemişim. Tabii en büyük rakibim annem. Annem önceki dönemde de muhtarlığa adaylığını koydu. Ona destek verdim. Bayağı da oyları topladı. Ama bu dönem ben koymak istedim. Kendisi çekinmedi. Çekinmediği için hadi gel bakalım cesaretin varsa katıl dedi. Ben de katıldım. İnşallah hayırlısı olur ikimizin için de. Nasılsın hacı? Sağ olun. Hacı abi. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu da bana böyle de biz... Şu anda aslında annemi ben çalışmasını istemiyorum. O çalıştıkça ben arkasından dolaşıyorum. Nereye giderse onun gittiği yerlere gitmeye çalışıyorum. Rakip olarak aslında en çok annemi rakip görüyorum kendime. Yok seçerim. Gördün mü? Bak ya gerçekten. Hacı bununla bitene. Evde rekabet oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi mesela eşime soruyor, siz kime oy vereceksiniz? Kardeşlerime soruyor, kime oy vereceksiniz? Hiç kimsede tık yok. Yani cevap vermek istemiyorlar. Çünkü cevap verdikleri zaman anneme oy verseler o şekilde yani kızacak. Bana oy verseler nasıl anlaşılacak bilmiyorum. O yüzden... Aday ol. Yani kaç kere denedi şansını? Bu ikinci. Bir daha olmazsam ayrı bir seneye... Sonuncu olacak herhalde sonra... artık. Ben olacağıma göre sen bir daha koyamayacaksın. Başka aday var mı? Var. Var senin daha. Bundan 3 dönem önce ben bir defa daha koydum muhtarlığa adaylığımı. 2800 oy falan aldım. Nasip değilmiş. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Kızımdan önce herkes, yani damadım önce ben, anne, kayınvalide sen dedi çıkma. Ben dedi aday olacağım dedi. Oğlan dedi, oğlan ben aday olacağım. Ondan sonra gelinimin kardeşi o dedi.
Ben de zaten ben dedim bir kere çıktıysam bir daha dedim dönmen geri. Çok kişi haber yolladı. Aslında çekilmeyi düşünüyordum ilkin. Dedim boş hani gençlere bırakayım falan diye düşündüm. Baktım olmayacak bana haber gönderiyorlar durmadan. E çekil çekil çekil. Demek ki dedim güçlüyün ki bunlar haber gönderiyor bana. Hani çekil diye dedim. Çekilmedim. Bak bu nasıl tutulacak görersin. Yani eşim hiç sesi çıkmıyor. Çocuklardan da öyle, gelinden de öyle. Kime vereceksiniz diye sorunca anne onu demesek biz sana ayıp olur şimdi oraya da buraya da bir tarafı görümcem bir tarafı kayınlam. Ama beni herkes destekliyordu. Yani mahallem de öyle. Pazarcılı olsun herkes seviyor. Komşum muhtar adaylığımı koydum inşallah. Bekliyorum. Ben de kızıyım. Bilmiyor musun benim kızı? Niye bilmiyorsun? Ben 30-40 senedir evet, komşuyum. Evet 40 senedir komşuyordu. Anne o zaman benim de komşum. Arkasında. Sağ ol. Hayırlı desteklerini olsun, bekliyorum duay. İnşallah. Hayırlı olsun. Allah'ın izniyle. Hayırlısı hangimizse olsun. Zaten hangimiz muhtarı olursa birbirimizin yanındayız. Yani öyleyse ben şakacıyımdı. Eşim muhtar adaylığına çıkmış bulunmakta. Artı kayınvalidem de daha önceden adaylığını göstermişti. Hanım da ben teşvik ettim. Çık diye. Analı kızlı bir yarış olacak. Bakalım ne olacak. İzleyeceğiz sonuna kadar. Siz ve diğer ev ahalisi biraz arada kalıyorsunuz herhalde. Biraz arada kalıyoruz ama yani ben sonuna kadar eşimi destekleyeceğim. Baraklar Mahallesi Muhtarı'dayım. Desteklerinizi bekliyorum. Size de verin. Sağ olun. Kayınvalide evde yokken diğer bireylerle görüşüp onları ikna ediyoruz. Tamam diyorlar. Bakacağız sonuna kadar. Bu seçimde başarılar diliyorum. İyi şanslar diliyorum. Şansa çok ihtiyacın olacak. Ben de. Ve son sözümüz olarak söylüyoruz ki varsa bizden iyisi o da ikimizden birisi diyoruz. Okay.